Radyo Tiyatrosu. Tam Takır. Yazan Muzaffer İzgü, reji Metin Çoban, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Necla Hale Akınlı, Sadık Bekcan Koşar, Postacı Zihni Göktay, Münire Tanju Tuncel, Orhan Ünal Gürel, Melek Şehim Erton, Bahri Ertuğrul Bilda, Bekçi Cemil Şahman. Bıkmadın mı üç günlük gazeteyi okuya okuya? Ay, ödümü kopardın be. Ne öyle tam arkamdan gelip de şey gibi. Canım, sen ayaklarının ucuna basarak gez demedin mi evin içinde? Dedim ama gel de benim kulağımın dibinde Tarzan gibi bağır demedim. Yüreğimi hoplattın ya. At onu, at. He, neyi? Gazeteyi canım. Ta bayramın bir gün öncesinin gazetesi. Üç gündür dışarı çıktın mı ki? Vallahi sıkıldım ben artık. Saat kaç? Saat 3. Akşama az kalmış. Artık çıkabiliriz dışarıya. Tamam. Çıkalım da ondan sonra apartmanda ne kadar insan varsa geziden dönmüşler diye dolusunlar eve. Ondan sonra da gelenleri oturtacak yer bulama. Şu odaların durumuna bak ya. At koştur içinde, at. Allah razı olsun hani şu hacizcilerden. Evde ne varsa alıp götürdüler. Allah razı mı olsun? Razı olsun ya. Sadık, koltukların üstüne oturma. Sadık, aman halıların üstüne sigara külü silme. Sadık, aman yemek masası çizilmesin. Sadık, aman sardalyenin bacağı eğrilmesin. Bak. Şimdi. Her yer Sadık'ın. İçimden ne yapmak geliyor biliyor musun? Hı. Şöyle odanın içinde dört döne döne bir kasap havası oynamak geliyor. Rantam pom hop 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 nan 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 nan. Yavaş diyorum sana, alt kattakiler sonra evde olduğumuzu anlayacaklar. Halden anlamazlar ki. Bu adamların eşyalarını hacizciler götürdüler demezler ki. Çıkar gelirler. Efendim bayramınız kutlu olsun. Aman efendim sizin de kutlu olsun. Oynama artık, sinirlerim bozuluyor. Oynama mı? Yahu borç bini aşınca insan ne yapar ha? Oynar. Al sana. Al sana. Şekerim, senin sinirlerin de iyice bozuldu, anlıyorum. Üç gündür bu dairenin içinde hapis kalınca tabii böyle. Aman Allah, sil. Şişt, yavaş. Hep senin yüzünden. Ne vardı hoplayıp zıplayacak? Yahu bunlar benim hoplamamı mı bekliyorlardı? Bana bak, pencereler. Tamam, kapalı. Hiç sesini çıkarma. Soluk alma, kıpırdama, oynama. Ben gez göz arpacıyı ayarlıyor ve delikten bakıyorum. Şişt. Yavaş. Ayağının ucuna bas be. Ay, kimler? Sus ya. Baksana zil sesine. Şşş, yavaş. Geriye dön, marş. Ay, gittiler mi? Evet, gittiler. Kimlerdi? Bizim çocukçu başı Orhan. Katmış ardına üç çocuğunu bayram ziyaretine gelmiş. Peki Orhan eşyalarımızın haczedildiğini bilmiyor mu? Tamam, hiç bilmezse olur mu? Onun karısını biliyor musun? Karısını ne sever o kadın. Yazık, vah yazık demesini. Sulu gözlü. Oturur hem kendi tane tane döker hem de seni ağlatırdı. Ay, necisciğim. O güzelim koltukları da haczettiler. Necisciğim. O güzelim yemek masasında mı haczettiler? Ay, o canım buzdolabı da mı gitti? Ay, çamaşır makinesi da mı gitti? Ay, bana fenalıklar geliyor. Belki Münir'e fenalıklar gelmiyor ama şu anda bana geliyor, yeter artık. Necisciymiş. Nişasta gibi bir şey. Kadınlar böyle durumlarda daha hassastırlar. Ya biz hassas değiliz. Hani şu bomboş evin içine bak da için cız etmesin. Ama suç kimin? Sadık. Sadık. Suç annenin. Yahu paramız yok. Biz anlaşıyoruz. Yo efendim, olmaz. Ben buzdolabı olmadan kızımı vermem. Efendim 7,5 ayak olmazmış. El alem ne dermiş sonra? 10,5 ayak olacakmış. Halısız ev olur muymuş? Bir tane de olmazmış. 4 tane olacakmış. Ya o şifon yer mi, mifon yer mi? Ne haltsa işte o. Necla Hanım üzerinde oturup tuvaletini yapacakmış. Kaynanam gelsin de şimdi kızının nasıl pencere duvarına aynayı dayayıp tuvalet yaptığını görsün. Nasıl şekerim? Nasıl boyamışım gözlerimi? İyi, otomobil farı gibi. Ne olur dolanıp durma boş odanın içinde. Fırın? Ya o fırın?
Fırınsız ev olmazmış. Sanki pide yapıp satacağız. İşte sonu böyle olur. Adamlar bir ay beklerler, iki ay beklerler. Sonra da insanın kapısına haciz memurunu dayarlar. Ne var ne yok alıp giderler. Bize de nah o köşedeki yatakla mutfakta bir iki tencere bırakırlar. Bitti mi? Bitti galiba. Hayatım, ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim ki. Ama ben şikayetçiyim. Maaşımın dörtte biri sen sağ ol hacize, dörtte biri de ev kirasına. Niye ağırlığını koymadın ha evlenirken? Niye demedin annene? Anne biz ileride hepsini yaparız. Şimdiden gerek yok bunlara diye. Annemin oyunu biliyorsun. Biliyorum biliyorum, maşallah babandan belli. Annen şuradan 40 gün kalkmayacaksın desin, baban yerinden kıpırdamaz. Onların birbirlerine sevgisi büyüktür. Bu ne sevgi, ah, bu ne ızdırap. Allah gene çaldı. Şişt, yavaş. Aşağıdakiler duydular galiba sesimizi. Ay duymaz olsunlar. Yavaş yavaş. Kapı bu yanda. Baba kapıyı şaşırdım. Allah şaşırmasın. Ay ay. Postacı. Postacı mı? Evet. Şapkalı mapkalı postacı işte. Açsana. Açayım mı? Ya ihbarname falansa? Ayol hiç tatil günü ihbarname olur mu? Boncuk tatili olur mu? Aç canım, belki önemli bir haberdir. Kusura bakmayın postacı bey. Şöyle yemekten sonra üzerinize afiyet bir rehavet çöktü de. Telgrafınız var efendim. Telgraf mı? Şurayı imzalayacaksınız, buyurun. İmza atarım atarım, alışkınım. Buyurun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Açsana ayol, açsana, kimdenmiş? Ya dur, kapıyı kapayalım. Aa! Sadık. Ay Tarzan gibi niye bağırıyorsun öyle? Söylesene kimden? Bu ne sevgi, ah, bu ne ıstırap. Babandan geliyor, babandan. Hay versene. Geliyorlar geliyorlar. Oh oh, buyursunlar efendim, buyursunlar. Gelirken iki de at getirsinler. Ay. Oh, odadan odaya, odadan odaya. Ay, koştursunlar. Ne yapacağız Sadık? Ne yapacağız var mı, evden kaçacağız? Olmaz. Niye olmazmış? Mektup yazmıştım bayramdan önce. Sadık çok yorgun, bu bayram evde oturacağız, dinleneceğiz diye yazmıştım. Niye öyle yazdın? Seni düşündüm. Gitme gelme masrafı, hediye, şu bu paramız mı var? Onun için yazmıştım. Ah, iyi öyleyse. Şimdi annenle babanı bu tam takır kuru bakır evde ağırlarız. Öyle değil mi şekerim? Konuk umduğu yerde değil, bulduğu yerde yatar. Vallahi annem evi böyle görürse yüreğine iner zavallının. İsterse böbreğine insin. Hacisi burada eşyaları toplarken annen evinde gel keyfim gel ediyordu. Haberi var mıydı bizim çektiğimiz sıkıntılardan? Yok efendim, koltuk kanepe takımı bilmem ne stili olacakmış. Şayet o stil olmazsa kızı Necla'yı Ahmetoğlu sağda dünyada vermezmiş. Şimdi gelsin o, şu kuru sandalyeyi elime alıp geçeceğim karşısına. İşte bu çok sayın kaynanam hazretleri 14. Louis stil olup 14. Louis bilhassa yazlık sinemaya gittiğinde bu sandalye üzerinde otururdu. Nohut çekirdek yerdi. Ağla ağla ağla. Benim anam ağlamış, şimdi de senin anan ağlasın biraz. Az sabret, annenle birlikte ağlarsınız. Sen beni hiç sevmiyorsun. Of of, seviyorum seviyorum. Zaten hep seni sevdiğim için bunlar geldi ya başıma. Yoksa daha söz kesilirken annen gidip de o vagon gibi gardırobu beğendiğinde alın Ahmetoğlu Sadık burada kalsın, Bahri kızı Necla da evinde kalsın derdim. Hadi hadi hadi, hadi sil gözünü yaşını, sil hadi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir şeyler yapmalıyız, eşya bulmalıyız. Düşünelim bakalım bir şeyler. Öğrenirse anneciğim tüm eşyalarımızı hacizcinin götürdüğünü. Çok söyledim haciz memuruna. Ya götürme. O düdüklü tencereyi kaynanam hediye etti. Ay. Diye dinletemedim ki. Efendim size bu bıraktığımız tencereler yeter dedi. Hele annen şimdi o düdüklü tencereyi görmezse. Ay. Vallahi düdükler gibi öter. Ay. Yine Orhan'a başvuracağız, çare yok. Orhan'a mı, hangi Orhan'a? Kaç Orhan var ya, çocukçu başı Orhan'a. Başka yakın arkadaşım yok ki. Ne yapacaksın Orhan'la? Eşya bulalım dedin ya. Ay hadi şekerim, ne olursun bir an önce harekete geç. Neredeyse gelirler. Nereden araba bulacağım? Nasıl taşıyacağım? Şunu bunu nasıl çıkartacağım ta bu kata kadar? Hatırım için ne olur. Ben de yardım ederim sana. Ya dur bakayım. Olur mu ya? Buzdolabı, şu bu çamaşır makinesi. Vallahi olmaz. Ay, ne olur hayatım. Ay, hatırım için. Of of, ne çileli başım varmış ya. Bilmem ki Orhanlar evlerine vardılar mı, başka yere falan mı gittiler? Hadi canım ne olur bir tanem, ne olur hadi. Kusura bakmayın. Geçin geçin. Yok geçmeyin. Geçsene Sadık ya. Baksana geçmeyeceğim diyor. Geç canım geç.
Biz de geçerken çocukları anneannesine bıraktık. Fırsat bu fırsat biraz laflarız. Münire yine ağlama. Ay ne yapayım ayol, elim dedi. Sadık Bey'i görünce Necişçiğim aklıma geldi. Necişçiğim aklıma gelince hapsedilen eşyalar geldi. Elim dediği tutamıyorum kendimi. Ne yapıyor Necişçiğim? Necişçik şey yapıyor. Ağlıyor böyle sizin gibi iki gözü iki çeşme ağlıyor Necişçik. Ah Necişçiğim, o güzelim dolaplar, o güzelim halılar, vah vah vah. Şimdi şey, Necişçiğin babasından telgraf geldi. Yani şey, Necişçiğin annesiyle babası, ondan sonra... Geliyorlar mı yoksa? Hanım bir dakika. Evet geliyorlar. Ah ah, mahvolur kadıncağız, mahvolur Necişçik, ah. Ah nerelere gideyim ben, ah. Mutfağa git, mutfağa. Şurada iki söz edelim yahu. Ay dayanamam, ay dayanamam. Şimdi sizden birkaç parça eşya şey diyecektik. Ay çok fena. Necla şey yani Necişçik, annem evi böyle şey görürse... Ay dedi, tam takır kırmızı bakır görürse kalpten gider kadın, ay. Tamam. Kardeşim istediğin şey ya. Yalnız araba bulamadım. Önce isterseniz fırını götüreyim. İzniniz olursa bir taksinin ardına atarım. Efendim? Ay Necişçiğim ay. Münire yeter. Duyan duymayan da Necla Hanım'a bir şey olmuş sanacak. Ay daha ne olsun. Ay Sadık Beyciğim çizilmesin olmaz mı? Hanım. Ay Necişçiğim ay. Aman kollarım. Çok mu yoruldun şekerim? Bittim. Canım. Fıtık olmazsam iyi. Hem iki yanlı fıtık. Ay, bir su ver su. Olur. Al iç canım. Oy anam oy. Her şeyi kapıya yığdılar. Ama o Münir'e denen kadın ağlarla vahlarla yıktı ortalığı. Ay belim. Vallahi şuramda bir şey hırç etti. Ay dur dinlen. Konuşma. Araba yok araba. Ancak bu Meret fırını bir taksiye atıp... Ay kolum oynamıyor. Ay kolum oynamıyor kolum. Ay dur ben içireyim sana. Dur canım. İç. Yeter. Oh şey, onca şeyi ben taşırsam şey yap o zaman Necla. En iyisi sen hastanenin birinden bana bir yer ayır. Ne? Acil. Ay aman bellerim. Ay kuru odun gibi çatırdıyor bellerim. Canım. Hadi tut da şunu kapının yanına. Tamam. Ay anam. Dur. Burada dursun. Azıcık dinleneyim. Ay dur. Onların buzdolabı ne renk? Pembe. Ama bizimki beyazdı. Badana çekerim badana. Annemler. Annenler. Fırın ortada kaldı ya. Ay, açıyorum kapıyı. Fırın yahu kıymalı yahu peynirli. Fırın. Ah anneciğim. Kızım yavrum babacığım. Ah bir tanem yavrum. Ay ne oldu damada, böbrek sancısı mı tutmuş, öyle fırının yanında yumulmuş kalmış. Ya. Sadık. Buyurun hanım anneciğim. Ah şey böbreğim. Ay oramda miden var evladım. Oramda miden mi var, şey oluyor işte böyle buradan başlıyor sonra böbreğime doğru. Öpeyim anne. Sağ ol evladım. Öpeyim baba. Sağ ol evladım. Doktora falan gitmedin mi? Şey anneciğim. Şimdi gittik. Nah, şu kadar taş varmış. Ya. Taş mı? Evet. Ha şimdi efendim ben şeyde mal müdürüyken öldüyse Allah rahmet eylesin, kaldıysa Allah selamet versin. Bir Asım Bey vardı. Çocuk burada sancıdan kıvranıyor, sen tutmuş. Silkeleyeyim mi? Yok aman. Ben öyle yok sağ olun. Ben silkelendiğim kadar silkelendim. Bahri, hiç insan silkelemekle böbrek taşı düşer mi? Canım Asım Bey'i silkelerken düşürmüştük. Böyle şey gibi, dut gibi silkelerdik adamı. Ben şimdi sağdım. Ya geçiyor galiba. Geçiyor. Necla geçiyor. İyi. Hep böyle iyi. Olur. Sancı bir zaman sonra ayaklarımdan çıkıp gidiyor. Ya... niye öyle ayakta kaldın? Ya ayakta. Sadığın şeyinden farkına varmamışım. Taşınıyor musunuz yoksa? Hayır, evet. Ya yani şey gibi değil mi? Evin içi sanki taşınıyormuşuz gibi değil mi? Ya bakın ne hoş değil mi? Bayılırım. Neye? Şeye, böyle eve bayılırım. Baksana Melek, baksana. Top sahası gibi. Top dediniz de biz de zaten Necla'yla şey böyle şey oynuyoruz da top oynamıyoruz da. Necla neydi o canım? Bilye oynuyoruz. Bayılırım. Neye bari? Baksana karıcığım. Bayıldım doğrusu. Bu odada bir şey yok. Bomboş. Bayılırım, vallahi bayılırım. Ev dedim mi eşya olmayacak. İnsan şöyle rahat dolaşacak. Bayılırım.
Biz de bayılıyoruz. Bayılıp bayılıp bayılıyoruz. Ne oldu kızım eşyalarınıza? Şey, bizim eşyalarımız da mı? Şey, yani buradaki eşyaları soruyorsunuz. Hani evlenirken aldığımız eşyaları soruyorsunuz öyle mi? Şey, ben buna fırın demem mi derim? Uy, uf, ayağım. Demem. Ben buna fırın demem. Fırın mı ha? Bunun neresi fırın? Hı? Fırın dediğim pide, böyle kıymalı, kıymalı. Ya. Ay bu sizin fırın değil. Ya, elbette değil. Ben ona da buna da fırın demem. Ben böyle mi dedim adamlara ha Necla? Yok. Böyle mi dedim? Ben bu fırından mı dedim söylesene. Böyle demode olmuş pide bile pişirmeyen fırın. Şey ediyoruz da anneciğim. Eşyaların tümünü değiştiriyor Sadık. Öyle yapıyor Sadık. Yani ben yapıyorum. Eşyaların tümünü değiştiriyorum. Efendim monotonluğu hiç sevmem. Bayılırım. Vallahi bayılırım. Bir evde böyle sık sık eşya değiştirdim. Sen de her şeye bayılırsın. Sadık eşyaların tümünü bir bir gönderdi. Gönderdim, bir daha da geri, yani geriye yenileri diyorum böyle. Ya, şey oldu. Bir koltuk kanepe takımı ısmarladı. 50. Louis stili. 50. mi? 50. Louis. Dur bakayım, 50. Louis demiştin değil mi? Louis'ler kaça kadardı? Bu 50. Louis yeni çıkmış babacığım. Ha. Gayrimeşru Louis'miş bu. Onun için stili de böyle hurma ağacı gibi. Hurma tepesine tırmanıp şöyle hani rahat yerleşecek insan. Evet. Böyle şey koltuk yüksekte. Ha, yüksekte evet. Bayım. Bahri. Bırakmıyorsun ki iki söz edelim. Ne zaman karar verdiniz eşyaları değiştirmeye? Şeyden önce... Milattan önce, bayramdan çok önce. Dedim ki bayrama yetişsin dedim. Ama kanepeci sözünde durmadı. Ay bayıldım, ay mutfağa, bakanım mutfağa. Tam takır Melek, tam takır. Sen bunun nesine bayıldın Bahri? Dümdüz tepsi gibi. Ben buna fırın mı derim? Hı. Halılarınız ne oldu? Ben öyle halılar ısmarladım ki dokunuyor. Kızım neler oldu bakayım bana bir bir anlat. Ay bebeğim. Sadıkçım. Ay canım. Çok fenayım. Ya bırakın şu çocuğu bir silkeleyin. Ya sakın silkelemek istemiyorum. Tamam iyi geçti geçiyor. Oh. Vallahi siz ikiniz böyle ayakta boğazımdan geçmeyin. Sen de su iç, sen boğulursun. Siz bize bakmayın, biz böyle ayakta da zaten biz alışkınız değil mi Necla? Ya. Sadık işe yetişirken kahvaltıyı böyle ayakta yapıyor. Ben hep ayaktayım, alışmışım. Akşamları gelince yemekte yine ayakta. Ama öyle bir yemek masası ısmarladım ki. Sağ olsun Sadık. Altı kişiliği beğenmedi. Bayılırım. Bahri. Maydanoza canım şöyle demet demet maydanoz yemesine bayılırım bilmez misin? Vallahi öyle ayakta içime sinmiyor. Gel Sadık yanıma otur. Bahri. Canım çocuğum böyle ayakta böbri. Bu evde bir şeyler olmuş. Ne olabilir ki anneciğim? Ya tabii ya ne olabilir ki? Bu eve sanki top düşmüş. Komşularda yaramaz çocuk filan var mı? Bahri. Canım top düşmüş dedin de. Buyurun babacığım buyurun maydanoz yiyin buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyorum, sizi. Böbreğim, ah böbreğim. Sıkıştırma sana şu çocuğu, bak gene böbreği. Maydanoz ya, maydanoz, bile gelir maydanoz. Yüksekte mi yatarsınız anneciğim? Yüksekte. Kusura bakmayın, öteki karyolaların yenilerini ettik de... Yeter! Siz babacığım alçakta. O zaman size öteki odadan ben şimdi yaparım. Hadi bul da babana alçak yastık görelim. Canım sen de niye soruyorsun? Allah Allah. Sen bana yardım et demedin mi? Teşekkür ederim hayatım. Sıkıntımdan ne yaptığımı bilemiyorum. Bana bak. Şu kılıfı şu sandalye minderine geçir. Olur tamam. Bana bak. Anneni duvardan yana yatır. Babanı da bu yana. Böyle yap. Tamam. Ardından da iki sandalyeyle takviye. Tamam mı? Hadi al götür. Alçak yastık geldi. Bunu da şuraya koyalım. Oh yayla gibi. Şu sandalyeleri de şuraya koyarsanız ölüm tehlikesinden kurtulmuş olurum. Oh bayılırım. Neye bayılırsın Bahri? Ölüm tehlikesiyle yatmaya. İyi geceler anneciğim. İyi geceler babacığım. Ay tonton çocuklar gibi son görevimi de yaptım. İyi geceler diledim. Ben de şu örtüyü vereyim. Beni duvara yapıştırdın Bahri. Duvara mı?
Yahu benim yarın dışarıda yatıyorum be. Öt kızım, öt. Sen bakma annene. Kuş tüyü yastıkta yatsa şikayet eder. İyi geceler anneciğim, babacığım. İyi geceler kızım. Bana bak, yuttum sanmayın. Yarın sizinle konuşacağım. Elektriği söndüreyim mi? Söndür kızım, söndür. Elektriği söndürmek için buradan bir çıkarsam bir daha yerleşemem. Annem çok rahatsız yattı. Az bile. Aslında sandalye üzerinde yatıracaksın, sandalye. Yok efendim, bilmem ne masası mağandan olacakmış. Şişt. Ah işte, yat da o dar yerde aklın başına gelsin. Yavaş, duyacaklar. Duysun, korkun mu var? Şu halimize bak ya. Yarın bizimle konuşacakmış. Ben de onunla konuşacağım. Şuncacık maaşımla beni 50 bin lira borca sokmak neymiş, ben de onu konuşacağım. Kendimize kalsa yavaş yavaş her şeyimizi alırdık. Peki şimdi biz nerede yatacağız? Al bakalım. Vallahi ben bittim öldüm, anlıyor musun Necla? Bittim öldüm bugün. Gerçekten böbreğime sancı girecek, anlıyor musun? Ay. Of. Çul mu ne bulursan al gel şurada yatalım hadi. Hiç olur mu Sadıkcığım, her yer beton. Hadi gidiver Orhanlara kadar, bir şilte al gel. Bu saatte mi? Canım ne var, yabancı değiller ki, uyanırlar. Üç sokak ötede. Üç sokak ötedeymiş, bir kilometre diyemiyorsun da. Biliyorum hayatım, çok yoruldum bugün ama. Hatırım hadi için ya. Ne olur. Sonra biliyorsun benim bademciklerim. Allah'ım sen bana sabırlar ver. Allah'ım sen bana sabırlar ver. Üzme şekerim, asıl yarını düşünüyorum. Sahi annem farkına varmadı. Onların düdüklü tencerelerini de şiltenin içine koy getir, olmaz mı? Sübhanallah, gece yarısı düdüklü tencere. Gece yarısı kelle pişireceğiz Orhan Bey kardeşim. Canım çok istedi de. Tövbe tövbe yarabbim. Dur hele, kıpırdama, yakarma. Bekçi efendi. At elindekini yere, ola kıpırdama. Şimdi Bekçi efendi, arkadaşlardan evde yatak yoktu da. Demek evde yatak yoktu he mi? Evet. Gece yarısı aklına yatak almak düştü he mi? Yatak vallahi Bekçi efendi. Ola dur kıpırdama, yokarma. Geldi kaynanam, sonra kayınbabam. İşte onlara yatağı verince. Çekil biz, bakalım kenara, çekil. Demek kaynanan kayınbaban he? Evet. Şimdi şu yerdeki yatağın içinde et bir şey yoktu öyle mi? Yatak Bekçi efendi, hiçbir şey yok içinde. Dur kıpırdama. Demek içinde bir şey yoktu. Hele açalım bakalım. Demek bir şey yoktu ha? Düdüklü tencere. Hiçbir şey yoktu ha? Ya bu düdüklü ne o? O düdüklü. Kes, yürü bakalım, yürü hele. Asıtıra şunu. Seni gidi seni. Demek mahalleyi ne zamandır soyup soğana çeviren hırkı sendin o. Bekçi efendi, ben Sadık bakın. Sus! Yürü! Yürü de karakolda ne olduğunu anlarız. Of, of başıma gelenler, of! Ben kendime yatacak yer buldum Necla. Sen başının çaresine bak. Demek ortağında Necla o ha? Yürü! Yürü karakolda anlatırsın birbirine, yürü. Tam Takarı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Muzaffer İzgü, reji Metin Çoban, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Necla Hala Akınlı, Sadık Bekcan Koşar, Postacı Zihni Göktay, Münire Tanju Tuncel, Orhan Ünal Gürel, Melek Şehime Erton, Bahri Ertuğrul Bilda, Bekçi Cemil Şahman. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.